Evet, merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Ben de geliyorum. Keyifler nasıl? Görüşmeyeli ne yapıyorsunuz? Şifreyi hatırlamış mıyım? Daha 2 gün önce mi? Dün yayındaydık ya, hatta 2 gün önce de değil. Ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Değil mi? Bu sabahtı ya. Günün üçüncü yayını falan gerçi, evet. Vantilatörü açtım yine biraz. Yine dengesiz gidiyor çünkü bir sıcak bir soğuk. Evet, görüşmeyeli ne yaptınız? Anlatın bakalım. Biraz toplanmayı bekleyelim hemen. Ben de nargile mi açayım o sırada? Klasik. Sağ ol Tunç'cum. Vergi. Boys, hoş geldin. İçeceğimi de açayım hatta. Ufak ufak toplanalım. Bu yayın artık gidişata göre orijinal haftalıktaki gibi nasıl parçalarla gireceğimize global sanatçılarımız karar verecek. İlk kez olduğu için sevdiğim bir parçayla gireyim dedim. Sean Price Barbarian'la açtık. Ciddili miyiz, goy goy muyuz? Bunu ilk kez yaptığımız bir yayın olduğu için Emir'cim, biraz programı kendisi ilerleyen zamanlarda göstereceğiz. Ama hani Amerika'da da bir arabesk drill varsa yani yakın bir furya var gerçi, hakkını yemeyeyim. Ama yani öyle bir üstümüze orada da kürekle kötü müzik atılıyorsa yine eğlenmemize bakacağız. Aynen, Miami yendi abi dün. Sevindim, kupon geldi senin. Dün diyorum, hala bu sabah. Olabilir ileride. Şu anlık bir çok spontane ve hızlı karar aldım bu yayın için. Birkaç gün içinde Discord'da karar aldım, biliyorsunuz. Discord'da olanlar fark etmiştir. İleride olabilir ama özellikle Mali'yi darlamadım. Aslında bunu da Mali ile yapabiliriz ama yani şey, çocuk biraz çalışsın yani. Alparslan, hoş geldin. İsterseniz ufak ufak başlayalım mı? Bekleyelim mi? Karar sizin. Ne kadar iyisiniz diye anket geldi şu an. Azıcık uykusuz. Az uyuyabildim. Kaos Lobisi, hoş geldin. Kim? Abi söyle ki, kim gelir mi acaba? Düşünemedim. Çok isterim de Gerilla'nın da interneti biraz sıkıntı diye biliyorum. Hani kendisi de hatta yayınlara normal yazmak için de gelemiyordu. Hani chat'e katılmak için de, yazmak için de ne ya. İşte 3 saat 4 saat önce böyle oluyor. Ha, Gerilla ile konuşurum ama yok, şeyden bahsediyorum. Şöyle video atıyordu hani, evet de şey var. Videoyu bekleyebiliyorsunuz ama canlı yayına verirken bizi de Twitch kısıtladığı için çoğu kişi, hatta 720p kısıtından dolayı seyredemiyordu ya, hani birkaç yayındır bayağı problemimiz oluyor. O sebepten bir ufak sıkıntı yaşayabiliriz gibi geliyor sadece. O dizinin albümü almamıştım abi, iyi hatırlattın. Albüm zaten tamamına bakmayacağız. Onun albümünden de alayım. Hatta bu hafta şöyle yapacağım. İlk hafta için geçen hafta çıkan albümlerden de biraz bir şeyler seçtim. İki haftayı bir arada çıkaracağız. Burada da kurallarımız aynı bu arada. Hani bir endişeniz olmasın. Burada da geç diyebiliyorsunuz. Her şey aynı yani normal haftalıkta. Sadece beklentim müziğin daha iyi olması yönünde. YouTube'da şu an topik olarak var. Bir dakika ya, bu Temmuz'da çıkan albüm. Alparslan, tahmin ettim zaten, hani interneti kötü olduğu için. Sen de çok selam söyle. Attıklarınızdan var ya. En kötü bu ilk yayın, biraz test edeceğiz gibi olacak. Hani müdahale edin bana, hani şu vardı falan şeklinde alırız. Savage Mode 2 var, hatta isterseniz Savage Mode 2'den bir parçayla gireriz. Ya yine ben normal haftalık konseptimizde neyse oradaki gibi, hani bayağı bir parçamız var. Çıkış klibi neyse onu alıyorum aslında ama çok beğendiğiniz bir şey varsa albümlerde onu da ekleyebilirsiniz. Odcure, evet abi, Odcure Temmuz'da çıkmış. O hani o yüzden diyorum, hani dinlemedim, yeni bir şey vardı sandım. Temmuz'da çıkmış abi o, hani geçen hafta ve bu hafta. Normal haftalığın aynısını yapıyoruz. Ya nargileli yayın, evet, bir taraftan bu obje maalesef istemediğimiz insanları da çekme riski taşıyor ama nikotin ihtiyacım, ne yapabilirim ki? Yani Odcure Temmuz'da çıktı abi. Yeni değil o. Ben tekrar bir şey verdi sandım üstüne. UFO da mı albüm çıkardı? Almanya'dan sadece Samra falan var listemde şu an. Ona da bakayım. Yani sizi biraz böyle bekletiyorum ama daha keyifli bir yayın yapmak adına.
Evet, 3 gün önce UFO'da klip vermiş, onu alıyorum listeye. Dediğim gibi hani çünkü burada muhtemelen bu haftalık globalde daha az get çıkacağı için uzun uzun çoğu parçayı dinleyeceğimizden özellikle çıkış parçalarını aldım. Allah ya Tunç beni tutuyorsun, Allame diyorsun ya. Daha dün baktık Allame'ye, 2 gün ya da önce. Ben de takvim kalmadı. 2 gün önce Allame'den 3 parça dinledik en az yani. Daha ne bakalım. Abi bugün pazartesi, tamamdır. Yine de bakalım abi, geç kararımız dediğim gibi. Geç kurallarını burada da uygulayabiliyoruz, hiç problem yok. O zaman ben ufak ufak başlayayım ya. Bu da normal haftalığımız kadar kalabalık olmayacak asla zaten. Bir de ilk kez yaptığımız bir şey. Hatta ilk kez pazartesi yayın yapıyorum galiba. İnsanlar alışık da değil. Duyurmayı da geç akıl ettim. Normal haftalığın montajıyla uğraşıyordum. Bu hafta bayağı gev 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 konuşmuşuz çünkü. Bayağı uzun. Vesaydgan'dan neyi aldım? Hemen söyleyeyim hatta. Ya zaten baktık hani bayağı bir geç kararı çıkıyor. Orada eklemeler yaparız abi. Ki ya klasik incelemelerde illa 90'lar klasiklerini falan düşünmeyin abi. Çok beğendiğiniz, atıyorum bir örnek veriyorum. Vesaydgan albümü de atabilirsiniz. İnceleriz yani. Özellikle 7-8 parçalık albümlerin olduğu haftalarda hatta 2 veya 3 albüme çıkarmayı düşünüyorum klasik incelemeleri. Daha başlayamadık. Uyku yine bir sıkıntı yapmazsa bana yarın başlamayı düşünüyorum ama yarın iptal de olabilir. Şimdi onu Discord'da takipte kalın abi. Şu an emin olamadım kendimden. O zaman ilk parçamızla başlayalım ya. Doluşuruz zamanla. YG Adam Bale geliyor. Çıkıştaki kısımda back vokalde bayağı bir kokainin vokalini andıran bir ses duydum ama emin olamadım. Oraya izninizle bir daha bir bakacağım. Kredilerde yazmıyor çünkü parçanın infosunda falan ama bir bakacağım. Tanırım ben abimi. Genius'tan liriklere baksak öyle de incelesek. Mümkün. Ama işte birebir ben mi çevireyim? Miraç'cığım hoş geldin. Yoksa hani siz idare eder misiniz? Çünkü bunların Türkçe çevirisini Ghetto Prisoners ya da yabancı rap çevirileri yapmadan Türkçe olarak bulma şansımız yok bu kadar hızlı olarak çünkü. MidiPay selamlar. Ekranı onu nasıl verebilirim? Bir onu düşüneyim. Yok aslında çok güzel fikir de. Penelope Tridi, takip için teşekkürler. Hoş geldin. Merdo'cum hoş geldin. Şarkılarda altyazı olabilir evet. Bu ya bende bugün az uykusuzluktan IQ düşüklüğü var. Ona çok takmayınız. Bu YG'de yok galiba. Evet. Mali ile olan haftalık düzenini çok küçük ekran abi oradan görmezsiniz. Aynen. Kameram kadar bir yerde onu ekrana tam sığdırabildiğim anda bu sefer karınca duası gibi olacak görmeyebilirsiniz ya. Ben diğer parçayı bir geçeyim o sırada onu çözmeye çalışayım izninizle. Gerçi bunu yorumlamadık nereye geçiyorum. Fark etmişsinizdir Nipsey Hussle bayağı YG'yi iyi anmış ki kendisi Bloz'u temsil ederken Nipsey Crips üyesiydi. Ama beraber çalışmışlıkları, arkadaşlıkları vardı. Parça güzel referanslar içeriyor bu açıdan. Prodüksiyonu beğendim. Normalde YG benim aşırı uzun süre dinleyemediğim bir isim olmasına rağmen bu parçasını sevdim ben mesela. Siz ne düşünüyorsunuz? Burada tek başıma olduğum için hani sizlerin genel fikrini de alayım. Anket açmayı da unuttum. Bu dediğim gibi ilk yayın olduğu için biraz test yayını kafası gidecek biraz. Eksiklerimizi beraber göreceğiz. Ben diğer taraftan ama bir Genius olayını çözmeye çalışayım nasıl hallederim diye. Galiba nasıl halledeceğimi biliyorum ya. Bir dakika. Aklıma bir şey geldi. Ben de o sırada onu çözmeye çalışayım. Sıradaki parça tamam. Gelecek. Ben 2 saniye onları ayarlayayım. Siz sabredin. Lütfen rica ediyorum. Şimdi onu şöyle yapacağım ben size. Hatta bu parça o sırada baştan çalsın en azından. Ben siz de sıkılmamış olun sessiz sessiz.
Evet. Siz bir fikrinizi alayım. Hani klibe biraz izlemesine engel teşkil ediyor ama onu da boyutlandırmayı deneyeyim biraz yine. Mantıklı bir şekilde. Böyle biraz şey oluyor ama bu ayarlarımız bir sonraki yayınlarda kalır. O zaman bu kadar uğraşmayacağız, merak etmeyin. Şöyle yapacağım çünkü özellikle bunu bu şekilde alıyorum. Bir kere daha ekran yakalayıp onda da info kısmını almayı deneyeceğim. Onu da alta koyarız diyeceğim de bu sefer de karmaşa olacak. Ya klipli olduğu için üstüne koyamıyorum. Yoksa üstüne gayet koyulur da. Ya da kameramı kapatacağım. İki ihtimal var yani. Ya da dediğiniz gibi şunu deneyebilirim istiyorsanız. İkili görsele geçip bu kısmı Mali'nin ekranının olduğu yere verebilirim. Hatta öyle yapayım ya. Daha mantıklı olacak. Şey, beklettim bayağı, kusura bakmayın ama beraber en azından mantıklı çözüm üretmeye çalışıyoruz. Ben o zaman şey bakayım, oraya geçmeye çalışayım. Böyle tamam. Sanırım olacak şimdi. Geçtik. Ben şu an o ekranda gördüğünüz boşluğa bir hemen ayarlama yaparak lirikleri getireceğim. En mantıklısı o olacak dediğiniz gibi ya. Tekrar kusura bakmayın, sizi bayağı bekletiyorum böyle işkenceli. Tekrar bir kere ekran yakalayayım. Onu oradan alalım. Lyrics. Evet. Yan taraftaki açıklama kısmında uzatacağım size, merak etmeyin. Hatta onu şöyle çözeceğim. 2 saniye şöyle alıyorum. Bu sekmeyi biraz küçültürsem ikisini de tam sığdırırım gibi geliyor. En azından öyle bakarız. Allah kahretsin, yine beceremedim. Evet, bu yayın IQ testi. Benim yüzümden IQ testi. Bunu şöyle alacağız artık. Ama o zaman da şey kayacak. Chat'i biraz küçültüyorum. Benim kendi ekranımı. Bunu ancak böyle çözebileceğiz. Ekran yakalama. Son kez uğraşıyorum. Merak etmeyin arkadaşlar. Bu sefer oluyor. Üçüncü monitöre ihtiyacım olabileceğini hiçbir zaman düşünmemiştim. Ama oluyormuş. Sizin de şu an ekranda gördüğünüz gibi şey küçülttüm. OBS'i biraz daha minik hale getirdim. Ama işte bu da biraz küçük oldu sanki. Tam görebilecek misiniz ona da emin değilim yani. Buna idare edebilecek misiniz emin değilim. Net gözüküyor mu bilmiyorum. Abi bence kameranı küçük dikdörtgen koyup köşeye bir yere full ekran klibi ve yanına lirikleri koyabilirsin. Abi ona arayüzüm yok şu an ona yapacağım. Hani çok kötü gözükecek o zaman da. Yani bilemedim. Okunuyor mu şu an bilmiyorum ama. Ha, onu yayını kapatıp Photoshop açmadan onu çözemem bugün muhtemelen. Siz iyi görüyorsanız iyi. Okunuyorsa tamam abi. En kötü kendi kameramın üstüne doğru biraz daha büyütürüm size. Şöyle. Şurayı da birleştireyim. O kadardan sıkıntı olmaz. Bir de takıntılı olunca böyle oluyor. Tamam, böyle idare edelim o zaman bugünlük. Kusuruma bakmayın. Metin artık bile görür peki. Of, kusura bakmayın, bayağı beklettim. O zaman sıradaki parçamıza geçiyorum. 21 Savage ve Metro Boomin'den Running geliyor. Durdurdum, şeyden gülüyorum bu arada. Genius'taki ufak bir şapşallığa gülüyorum. Yani size de göstereyim, ekranda görebilirsiniz onu. Parçanın çıkış kısmına 21 Savage, Future ve Morgan Freeman denmiş. Future'ın tek dahil olduğu yer abi. Metro Boomin'in tag'i. Hani oraya Future yazmasan da olurmuş bence sanki ya. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Albüm genelinde bir gireyim. Albüm genelinde 21 Savage benim beklentimden bayağı yüksek iş çıkarmış. Normalde çok beğendiğim bir MC değildi. Hani yer yer beğensem de biraz Mumble Rap dönemini çok sevmiyordum 21 Savage'ın ben. Bu albümde o vokali görmediğim için memnunum ağırlıklı olarak. Ve yakalıyor. Albüm yine bayağı iyi bu arada. Ama Metro Boomin'in çıtasının bir tık altında buldum beatleri ben genel olarak. Bu beat bayağı iyi bu arada, kabul. Ama albüm genelinde böyle buldum. Bu parça da başarılı. Hani klip yani Amerika için standart bir klip. Türkiye için çok göz doldursa da Amerika için bayağı standart bir klip ya bence. Siz ne diyorsunuz bilmiyorum.
Future Doctor'muş. Ben bu arada sıradaki parçamızın Genius kısmına gireyim. Ben yayın sonrasında biraz araştıracağım bu olayı. Daha etkili bir çözüm bulabiliyor muyum? Ona bakacağım. Evet. Şöyle gelsin hatta. Ben de yani yeterli buldum parçayı ya. Ama bu benim albümde en sevdiğim beat oldu bu arada, enteresan bir şekilde. Belki sampling mantığı yüzünden de olabilir, bilmiyorum. Kişisel bir şey biraz. Sıradaki parçamız Young Gravy, Always Saucy, featuring Ski Mask, Slum Kat ve Trippie the Kid. Gözüm görmüyor. Evet. 3 saat uyku böyle bir şey. Geliyor. Oo, hızlı geçti. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Burada değiliz. Önce yorumlayacağız. Yani beklentimin çok üstünde, çünkü Ski Mask, Slum Kat beni normalde pek açmayan bir isim olmasına rağmen tekrar parça görseline döneyim hatta ben. Beat'e ayrıca da değineceğim. Beat müthiş abi. Bu parçada en iyisi Ski Mask abi bence. Ama 3 isim de başarılı verse'ler çıkarmışlar. Ve size Türkçe rap haftalık yayını yaparken hep aradığım şeyleri mesela bir yine toplu parça olarak bu parçada görebilirsiniz. Aranje var abi. Yani melodik vokal girdiği zaman beat'te değişimler oluyor, ritimler kesiliyor. Bazen iki frekanslarıyla beat aşağı gömülüyor ve vokal öne çıkarılıyor vesaire. Parça sizi sıkmadan tutmayı başarıyor 3 dakika boyunca. Vizyon Başkan, hoş geldin. Beat çok tatlı, çok sevdiğim bir beat kafası. Yer yer, tam olarak olmasa da bana A$AP Rocky'nin yer yer One Train'ini, davulların alakası yok bu arada, sampling mantığı olarak söylüyorum. Ve Ghetto Symphony'yi biraz andırdı ama çok, o ikisinden de daha tatlı bir beat bence yani. Ben hiçbir haftalıkta böyle iyi girdiğimizi hatırlamıyorum. Ski Mask ikinci giren, evet. Trippie üçüncü giren. Göstereyim size de. Seslerine aşina olmayan arkadaşlar için. Henüz. Sadece biraz nakaratı bayıyor. Bu parça için söyleyebileceğim eksi şey bu. Ve mesela lirik video mantığındansa bu tarz basit görseller bence parçayı klipsiz sunmak için daha tatlı. Keşke bizimkiler de bunlara girebilse. Ben geç yazmaya gelmiştim, olmadı böyle dedi Emre Kemal. Yani Ski Mask'i bayağı beğendim bu parçada. Henüz kötü gitmiyoruz. Yani 3'te 3 gidiyoruz iyilik bazında. Tabii ki globalde de bizi üzecek işler olacak. Ama bir Türkçe rap yayınına kadar geç demeyeceğimize emin olabiliriz. Evet, liriklerde genel olarak zaten yani 3 MC'de de hiçbir zaman çok sağlam bir kalem görmedik abi. Zari de demiş. Ama hani hem parçanın aranjesi hem beat'i, ki beat'i bence muazzam bir beat bu arada. Ve MC'lerin flow yetenekleri abi sizi parçada tutuyor. Bizde baktığımızda ise ister istemez kıyaslıyorum, çünkü bu ağırlıklı Türkçe rap içeriği yaptığımız bir yayının global versiyonu olduğu için kıyasa gidiyorum. Bizde ise hiçbiri yok. O yüzden parçalarla genelde kahkaha atarak parçaları bitiriyoruz. Yani. Ya evet, harbi nakarat ama yani sıkıldım yani biraz. Bu arada mesela şeyde de vardı. Parçayı geçtik gerçi. 21 Savage'ın Running parçası da tam olarak papağan nakarat örneği mesela. Ama yediriyor, hani sıkmıyor seni. Şu an işte lirikal bir yer arıyorsak şu an oraya geldik. Demin zaten spoiler vermiş oldum. Yine ben parçaya geçmeden şuradan yazayım parçamızı. Lirikleri gelsin. Geldi. Beat paçanın beat. Güzel. O zaman sıradaki parçamız West Side Gun featuring Slick Rick, Good Night geliyor. Yok, internetle alakası yok onun. Ben onun sebebini tahmin ediyorum şu an. Anlatacağım zaten. Parçamızı durdurayım, hatta söyleyeyim. Yani şöyle, zaten ekranı yakaladığım sırada görmüşsünüzdür. Bir laptop monitörüm var, orada klipler de olduğu için oraya farklı bir şey koyamıyorum kapatacağı için. Soldaki ikinci monitörümde de yayın panelim açık. Hem, buraya da daha büyük ekranda bir şey alırsam bu sefer chat'i göremiyorum. Onun için yayın panelimi küçültüp Chrome sekmesini bayağı bir küçülttüm. Arka planda olursa çünkü görmeyecek bu sefer de program orayı. Küçülttüğüm için muhtemelen onlar çıkmıyor. Hani limitli bir durumdayız şurada. Yani şu kadar, sağ sol bu kadar yapabiliyor. Yani yukarı aşağı yapıyor. Lirikleri küçültüyor ama o info kısmını alamadı. Yani şu kadar gösteriyor sağ taraf. Muhtemelen sitenin kaynak kodlarıyla alakalı falan da olabilir o iş. Yani. Hani şu an yaptığımız şey çünkü çok normal bir kullanım olmadığı için. Bu yayını idare edelim. Ben ona mantıklı bir çözüm araştıracağım, bulacağım muhtemelen önümüzdeki haftalar için.
Parçaya gelirsek, sizin de chatte söylediğiniz gibi, evet yani Zari'nin yorumunu okuyayım, güzel bir yorum çünkü. Az önceki şarkının tam tersi yorumlarım. Lirikler nispeten daha iyi fakat beat ve aranje şarkıda tutamıyor. Vokallerde de inişler çıkışlar ve vurgular yeteri kadar değil bence. Neyse ki ikinci verse bu durumu biraz kurtardı. 5 üzerinden 2,5 demiş. Ben anket açmayı da unutuyorum bu arada, güzel. Dediğim gibi bu test yayınımız olsun. 2 ay sonra ilk test yayınımız olsun. Önümüzdeki hafta her şeyi derli toplu götüreceğim ben yani. Merak etmeyin. Beatbusher beğendiğim bir prodüktör. Hani bu New Wave soundlarındaki size daha önce Hip Hop 101'lerde anlatmıştım New Wave'i. Hani Boom Bap'in güncel hali gibi düşünün. Boom Bap'ten 90'lardaki Boom Bap sound'dan farkı. Tempolar bayağı düşüyor BPM'ler. Ve karanlık bir sample giriyor ağırlıklı olarak. Hani Griselda işlerinde duyduğunuz gibi. Ve bu şarkıda var ama Ozan'ın çok sevdiği soundlar genelde davul yokmuş gibi davullar olur. yani çok ciddi bir fan base'i olan bir sound Amerika bazında. Türkiye'de benzer uygulaması yok zaten ama West Side Gun'dan ben de son yıllarda hep aynı şarkıyı dinliyormuş gibi hissettiğim için ben de sıkıldım, kabul. Slick Rick ise zaten efsane. Yani parçayı dinlenebilir hale getiren Slick Rick oldu yani. Ya piyano şart değil. Hani bu sample'da piyano var ama hani genel olarak öyle bir karakteristik sound'unda piyano olacak diye bir şey yok yani. Ama biraz daha karanlık atmosfer sample'lar diyebilirim. Griselda özelinde yani özellikle. Yani ben bu parçayı beğenmekle beraber ve West Side Gun'ın albümünü beğenmekle beraber herkese hitap etmediği konusunda kesinlikle katılıyorum yani. Yok, ben Griselda özelinde karanlık diyorum ya. Genelde çünkü Griselda'nın mesela Allah Sent Me beat'iyle bu beat çok benziyor mesela abi. Sen de farkındasındır. Hani kafa olarak hissettirdiği şey olarak çok benziyor. Yani Griselda'da da genellikle bu karanlık havayı alıyorum. Yoksa Rock Marciano'da mesela Rock Marci'de öyle bir karanlık hava yok yani. O konuda hemfikirim ama seninle beraber bir New Wave yayını Hip Hop 101'de ben Fransa, Almanya ve sonrasında Türkiye tarihini bitirdiğim zaman yapabiliriz. Biraz daha soundlara girebiliriz. Ama yani burada geç diyenlere hani şaşırmıyorum çünkü dediğim gibi herkesin kabul edileceği bir tarz değil bu yani. Kabul. Ben sevsem de. Sıradaki parçamız, yine ben liriklerini açayım. Bu parça infoları kısmında da sizi yormuyorsa yanda bir sekme daha açıp yanıma isterseniz bugünlük siz o şekilde bakarak idare edin. Ben önümüzdeki hafta bunu bir şekilde düzelteceğim. Mantıklı bir yöntem bulacağım. Ama kanal biraz büyürse muhtemelen daha iyi bir setupla çift bilgisayar ya da daha fazla monitör seçeneğine geçerim. Şu anlık öyle bir bütçem yok çünkü. Vyanes, Lutfo parçası sıradaki geliyor. Evet, geçtik geçtik, merak etmeyin ama yani mesela sorulmuştu ya netdesi var mı diye. Latfo nette sayılabilir benim gözümde. Yani şu ana kadar beğendiğim bir işi olmaz mı bir insanın ya? Gerçekten bir işi olmaz mı ya? Ya ve işte hani Türk rapçiler bu arkadaşı bilmiyorlar ama aslında örnek aldıkları sound bu. Yani kötülük bazında. Ya keşke hani Evdiyet bas ve bir tane snap üzerinde yürütmek yerine parçayı biraz da kick falan yazsaymışsınız keşke ya. Değil mi? Mesela çok sıkıcı bir beat. Berbat lirikler. Yani günden kötüsü olmaya aday benim gözümde bu parça yani. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama. Sıradaki parçamız henüz Genius'a düşmemişti çünkü biraz daha az bilinen ve çok taze bir parça açıyorum. Ama bakayım düşmüş mü diye ama sanmıyorum. Bizden bir parça gelecek çünkü. Yok, henüz yok. Birkaç güne eklenir muhtemelen ama. Sıradaki parçamız Intel Prima 777 ve kişileri tanıtayım. Intel Wu-Tang'dan Yuga'dın oğlu, Prema eşi ve Che de ilk şarkısı bu Che'in bu arada. Method Man'ın kızı. Bizim label'dan, Intellectual Entertainment'tan geliyor parça. Bakalım. Ben de ilk kez yayında dinleyeceğim bu arada. Hani paylaştım Instagram storiesinde ama. Evet, durdurdum. Siz nasıl buldunuz? Ben beat'i çok beğendim. Che'in yani Method Man'ın kızının ilk verse'deki kişi biraz daha yolu var. Ama bence kötü bir başlangıç değil. Ama yani Prema ve Inter'in yanında biraz zayıf kalıyor, kabul. Nakarat çok tatlı. Ama beat'ten bayağı beat'in keçiliğinden yakalıyor biraz parça bence ya. Prema'yı zaten normalde beğendiğim kadın MC'lerden biri olarak değerlendiriyorum. Globalde de femsi olarak. Tabii ki yani ilk onun da 20'imde falan yok. Hani o da genç. Hani benle eşit zaten yani de. Umut vaat ediyorlar. Hatta bu gece 2'de de bu parçanın lansmanı üzerinden mini bir konser verecekler Twitch'teki bir kanalda. Şu an hatırlamıyorum ama ben sizinle onu Discord'da paylaşırım. Bizim yayın zaten 2'ye uzamaz herhalde. Hadi uzadı diyelim, zaten raid'le gideriz direkt konsere yani. Tunç'um görüşürüz.
Ya ben bu parçaya 5 üzerinden 4 veririm. Normalde 10 üzerinden değerlendiriyorduk ama anketler 5 ile limitli olduğu için artık 5 üzerinden değerlendireceğiz. Biraz. Atilla'cığım hoş geldin. Sıradaki parçamız. Larry June ve Harry Fraud'un I Like You parçası geliyor. Evet, durdurdum. Çok tatlı beat. Hakikaten zaman makinesi gibi şarkı bu arada yani. 90'lara gittim. Larry June zaten Ozan'ın da chatte söylediği gibi Bay Area efsanelerinden. San Francisco tarafı hani bilmeyenler için. Oakland tarafı ve San Francisco arası Bay Area. Çok tatlı beat. Yine çok chill şarkı olmuş. Çok tatlı bir şarkı olmuş. Verse'ler sarıyor. Nakaratın ilk dörtlüğünde ben biraz yapma olmuşken ikinci dörtlüğünde nakaratın ikinci bölümünde beni bayağı yakaladı nakarat bu arada. En başta tam sevmedim demişken sonrasından yakaladı yani. Ben bu parçaya da bir 5 üzerinden 4 veririm açıkçası. Yani burada zaten şeye ihtiyaç yok. Şu an farkındaysanız zaten hatalı bir şey kolay kolay görmüyoruz Türkçe rap'in aksine yani. Zaten hani burada gidip de hani Lerijon'un okuduğu tonları değerlendirmeme gerek yok zaten yani. Onun için tamamen bu haftalık globalde böyle denk gelirse tabii ki söyleyeceğiz ama genel olarak hani çıkmış şarkılara beraber göz atmaca gibi olacak haftalıktan farklı olarak. Normal haftalıktan farklı olarak galiba yani. Siz nasıl buldunuz tekrar sorayım. Anket henüz bitmemiş. Biraz uzunlaşmışsınız galiba ama o %52 vermiş parçaya. 3 kişi. Peki. Globalin netlesi var mı? Bulacağız Mali. Buluruz muhtemelen buluruz yani. Ben yine sıradaki parçamızın sözlerini Genius'tan getireyim. Ha, bunun da sözleri henüz çıkmamış. Öyle diyorlar. O zaman sıradaki parçamız geliyor. Yani bol bol dinleyerek Atilla'cığım ya ve dinlediğim şeyi araştırarak, okumalar yaparak aklarında. Ruji, Leave Me Alone geliyor. Evet. Ben parça yine beğendim. Bugün Johnny Sins ve Shan dersleriyim değil mi tam olarak? Şu ana kadar beğenmediğimiz bir iş var yani. Ciddi anlamda beğenmediğimiz. O da Lot 4 sanırım. Bu parçayı da beğendim. Hani güzel pop rap örneği abi. Ve farkındaysanız şu ana kadar doğru düzgün autotune pek duymadık. Farkında mısınız? Hani bizimkiler sanıyor yani her şey autotune. Olması şart falan diye böyle. Bu da çok güzel Bay Area kafası ya. Beğendim. Beat çok tatlı ama bu parçanın en büyük yıldızı beat. Yer yer sıkılır gibi oldum da yalan yok. Kısa bir parça olmasına rağmen ama yani genel olarak hani çalsa rahatsız olmam yani. Hani bir işle uğraşırken arkadaş alabilir gayet yani. Chill parça güzel. Sıradaki parçamızın da henüz sizin de gördüğünüz üzere şurada. Çünkü bunlar daha bir günlük iki günlük şarkılar. Ve henüz düşmemiş Genius'a sözleri. Smoke Dizzy'a Jim Jones ve Cameron'dan Tradition geliyor. Evet, fade'imizi attım çünkü parça çıkıyordu. Yine size bahsettiğim New Wave Sound'u, o demin bahsettiğim karanlık sound biraz Griselda'ya özgü. Burada yine bir New Wave Sound'da bir güncel boom bap diyebilirim yine size bilmeyenler için. Görebiliyoruz. Davullar neredeyse yok gibi farkındaysanız. Bu tarzı sevenler için müthiş parça. Yani ben çok sevdim. Tek gereksizlik biraz sanki Cameron yetermiş Dizay'la beraber sanki. Yani Jim Jones çok olmasa da olurmuş sanki. Albümün en iyi şarkısı Santos Party House demiş. O zaman ben bunu en çok sevdiğim için bu parçayı aldım ya. Ama albümün geneline bayağı yüksek puan veririm o zaman bu arada. Bayağı iyi albüm. Yani lirikal manada yine gayet iyi yerlerdeyiz şu an bu arada. Sadece Jim Jones olmasa da olurmuş gibi hissediyorum yani. Beat'teki sample vokali bir yer yer evet parçanın sonlarına doğru artık biraz yordu. Bunda da çünkü çok fazla bir aranje tree'yi görmüyoruz aynı şekilde. Ama yine ben geçerli parça diyorum ya. Sıradaki parçamızın da gördüğünüz üzere henüz lirikleri gelmemiş. All Black featuring Offset Jim. Migos'taki Offset değil. Hani kafanız karışmasın. Ve Lil B'nin No Sleep parçası geliyor. Evet. Geçtik. Çünkü gerçekten ben de sıkıldım. Yani Ozan beat'i beğendi ama ben inanılmaz sıkıldım beat'ten de, verse'lerden de. Nakarat zaten bayağı kötü bence. Yani Ali'nin dediği gibi çok ayıkken dinlenebilecek bir parça değilmiş gibi geliyor. Alkollüyken bir daha bir şans daha veririm ama sanmıyorum beğeneceğim yani. Diğer MC'yi de beklemek istiyorum demişsin. Tamam. Ona da hızlıca bakalım. Evet yani parça bayağı vasat altı bence de. Günün beğenmediğim işlerinden biri oldu. Sıradaki parçamızın da sözleri yok.
Genius'a giriş yapılmamış henüz. Ya önümüzdeki bir iki hafta içinde en geç gelirler diye düşünüyorum ama. Lord Goat, yani non-fiction'dan tanıdığınız Gore-Tex güncel ismiyle. Önce ayakkabı markası olan Gore-Tex'e davalık oldukları için ismin patent davası yüzünden. Önce Gore Elohim olmuştu, sonra Lord Goat'a döndü Gore-Tex nick tercihi olarak. Lord Goat'un Stubbangles'la yaptığı ortak albümden Illbill düetli Mystics in Bali parçası geliyor. Evet, geçtik. Ya şöyle söyleyeyim, albümü ben ortalama buldum. Yani Gore-Tex'in geçmiş işlerinin çıtasında kesinlikle değil. Evet, parça horrorcore ama ben Stubbangles'ın bu beatini sevmedim. Albümde benim en sevdiğim parça ise Nemsil olan parçaydı. ACG parçanın ismi. ACG yani. Ama yani kapaktan beat trafiğine kadar, yani aranjeye kadar, parça trafiğine kadar daha doğrusu, bu parçada her şey beni sıktı. Maalesef Illbill ve Gore-Tex de beni bu şarkı bazında üzdü. Bugünün beğenmediğim işlerinden oldu. Sıradaki parçamızı da arattım ve yine bulamadım. Genius'ta sözlerini henüz. Husking Pin ve Roxy The Fight Club. Özellikle Fight Club diye söylüyorum. Malum anlamışsınızdır siz niye öyle söylediğimi. Blup. Crap düeti parça bu arada. Husking Pin ve Roxy, doğru düzgün söyleyeyim. Husking Pin ve Roxy featuring Crapt, The Fight Club geliyor. Evet, fade attım. Yani sıradan bir parça ve 4,5 dakikalık bir şarkı için bunda da Alchemist prodüksiyonu olmasına rağmen biraz sıkıyor abi, tutmuyor parçada yani. Bu da New Wave ekolü, demin bahsettiğim. Husking Pin'i normalde sevmeme ve Craft'ı bayağı sevmeme rağmen Husking Pin'in Roxy ile yaptığı ortak albüm benim için sıradandı yani. Foşamlı olan düet benim de en sevdiğim parçaydı bu arada Ozan'cığım da. Craft'ı daha çok insanlar bildiği için Craft'la olan parçaya beraber bakalım istediğim için bu parçayı aldım. Ama albüme de puanım çok yüksek olmaz yani benim. Sıradan bir parça. Ben açıkçası yayında dinlemiyor olsak çoktan geçmiştim dürüstçe. Bizde kimse onu kopyalamayacak abi. Hani yani şöyle söyleyeyim, benim kendi albümümde vokal yaptığım 2-3 şarkı var bu tarzda ama daha kayıtlarını almadım tabii, yazdım sadece. Her an vazgeçebilirim yani çünkü biraz sıkılmaya başladığım bir canlı. Sevsem de biraz aynılaşmaya başlayan bir canlı çünkü Amerika'da da. Sıradaki parçamızın Genius sözleri var. Sevinelim buna. Yayın öncesinden dinleyip sevdiğim bir parça ama hadi finale saklayalım yorumumuzu. Sarak, The Sharecropper's Daughter geliyor. Sayrak ya da. Evet. Ya, bu haftanın bence en iyi şarkılarından birisi. Siz ne diyorsunuz bilmiyorum ve lirikleri hepinizin İngilizcesi yetmeyebilir ama Türkçe çeviri buna mutlaka yapması lazım. Gerilla'nın falan bence. Black Lives Matter için hareketi için yapılmış en iyi şarkılardan biri bana göre yani. Ya Seyrak zaten normalde de bayağı beğendiğim bir FMC. Ama evet ya, sondaki o efekte hiç gerek yokmuş yani. Parçanın tek kötü yanı. Ve Ledizi var melodik vokallerde duyduğunuz sanatçı. O da çok güzel iş çıkarmış ya. Kusursuz hiçbir şey olmaz mantığıyla yapılmış hareket demiş Ali. Evet, şiirbazın müzik kusursuz değilse güzel değildir tweet'i aklıma geldi şu an. Herkesin efektine kimse karışamaz. Peki. Sıradaki parçamız, bunun da sözleri vardır artık yani. Bir yazayım. Var. ASAP Ferg, Big ASAP geliyor. Monika düet. Bunun Gerilla'da Türkçe çevirisi varmış. Bir saniye, o zaman açıyorum. Sağ olasın Emir'cim, ben tam arama yapacakken attın. Gerilla sağ ol ya. Ellerine sağlık. O zaman parçaya baştan Türkçe çevirisiyle girelim abi. Sizin de itirazınız olmaz diye düşünüyorum buna. O zaman Türkçe çevirisiyle tekrar giriyoruz. Uf, müthiş. Yani kendisinin de dediği gibi yani ASAP Mob'un Yems öldükten sonraki lideri ve ASAP Mob'daki en iyi rapçi ASAP Ferg, hani hakikaten nasıl gruptan atıyorsunuz siz ya, hani hakikaten. Cayır cayır parça. Hani bir de yani şey açısından da seviniyorum bu tarz işleri gördükçe. Baya boom bap parça. Lirikal manada bir şeyler var. Çok güzel melodik vokal kullanımı var. Bridge çok tatlı. Hani ve bizim bandwagon rapçilerimiz yani bir akımın peşine kapılıp aslında onu ona dair fikri olmadan sadece akım olduğu için moda olduğu için kapılan rapçilerimiz hala şey
Hani dinozorluk falan desin Boom Bef'e yani. Primo ile olan işi de harikaydı yani. ASAP Ferg yani en çok örnek aldığınız grubun frontmeni hala Boom Bep parça yapıyor ve milyon dinlenebiliyor yani. Hakikaten tavşan dağa küsmüş dağın haberi yok ya cidden. Çok güzel iş abi. Benim bugün çıkmış işlerde favorilerimden bir tanesi. Ya, finalde yine her haftaki normal haftalıklarda yaptığımız gibi günün en iyisi ve en kötüsünü beraber seçeriz sizinle beraber. Ama benim en iyi adaylarımdan biri olacak gibi duruyor. Seyrak'la beraber. Bakıyorum atladığımız şeylere. Evet, muhtemelen şu an Seyrak'la ikisi gidiyor kafa kafaya. Hani ama bugün genel olarak güzel şarkılar dinledik. Bu arada Mad Maze 007'nin sorusunu yanıtlayayım. Prodigy'nin ileride verse'leri çıkacak mı diye. Benim bildiğim yani Amerika'da kontakta olduğum 3-4 rapçinin elinde düetler var. Ama benim bildiğim 2 verse var ama mutlaka vardır. Yani önümüzdeki bir 5-6 sene daha Prodigy'den bir şeyler duyarız muhtemelen. Sinanımız hoş geldin, selamlar. Prodigy benim de yaramdır bu arada. Çok eski mevzu gerçekten, 2011 falan. Ben okuldayken eve giren hırsız hard diskleri, laptopu falan da götürünce, o zaman cloud sistemi falan da yok tabi. Benim iki tane Prodigy diye düetim o şekilde uçtu gitti zamanında, sağken yapılmış. O beni çok üzen bir şey yani hala. Sıradaki parçamız Megan Thee Stallion ve Young Thug'dan Don't Stop geliyor. Evet. Yani klip güzel ama dediğim gibi epilepsi hastaları için izlemesi bayağı zor bir klip. Ozan beğenmiş ama ben Young Thug'ı genel olarak 2-3 parça istisnası haricinde hiç beğenmiyorum. Burada da hani yayından önce ben şarkıya tamamen baktığım için biliyorum. Hani ben burada da beğenmedim. Megan Thee Stallion bayağı yükselişte. Bu parça bayağı dinlenecek ama bence bayağı, ya kötü parça. En baştan beatinden kaybediyor abi. Beat'i beni çok yordu. Old English o istisnalardan mı? Evet. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama beni açmayan parçalardan biri yani bugün. Sırada bir drill parçamız var. Sözleri vardır umarım. Var. Evet, bu nette batağına yakın bir iş mesela. Ha, Safir featuring Genel Çevik değil mi? Hatta. Sıradaki parçamız 504 ve Polo G'den Bop It geliyor. Ve sözleri de var. Zaten ban yiyeceğiz birazdan çünkü klip yüzünden. Onun için geçmemiz mantıklı. Ben klibe daldım geç yazamadım dedi Smokeman. Ya şey bu parçanın beğendiğim tek şeyi beat'i oldu abi. Ay yalan yok. Yine yayın dışında dinlediğim için söylüyorum bunu. Parçayı bitirip dinledim yani. Polo G'nin verse'ünü beğendim ama o kadar yani. Yani. Çok yakalayacak bir şey değil benim. Lexalçım hoş geldin. Teşekkür ederim. Bence de Kenny Beats iyi ya. Hani yayınlarında falan yaptığı beatler gayet geçerli abi. O da Twitch'te yayın yapıyor. Hani meraklısı varsa. Tuğçe hoş geldin. Sıradaki parçamıza bakayım. Bu da benim yayın dışında beğenmediğim parça ama size şey yapmayayım. Spoiler olmasın. Beraber bakalım. Young Tory Lil Big geliyor. Geçtim abi. Atanamayan Lil Wayne. Hani Lil Big diye okuduk da Lil Bitch'miş meğer. Yani... Yani slang'i de yazmazsın böyle şey yani. Abi çok kötü ya. Evet bizim Nette ile kapışmaya çok yakın bir iş ya. Ya sanırım günün en kötüsü bu. Ha daha bayağı parçamız var gerçi. Bakıyorum evet. Gerçekten yani bayağı sıkıntılı. Almanya'dan bir şeyler gelsin. Bunları muhtemelen zaten olsa da anlamayacağız ki Almanca zaten. Bunlarda lirikleri es geçiyorum abi. Capital Bra, Makarov Kompleks geliyor. Bu parça çok kötü, üstünde bir şey konuşmayacağım yani. Du weißt Bescheid. Berlin lebt Bra. Abi bunun görseli kapatıp parçayı çalayım mı size ben? Çok geç demiyorsanız eğer. Yani. Ya da hazırda bir şeyimiz var mı? Var. Yani çünkü Türkiye'deki arabesk drill ekolünün babaları bunlar. Capital Bra'lar falan, Afro Trap'in en azından şöyle ban yemeyeceğim bir şekilde ben anarak ekranı burada parçayı geçmeyeceğim. Şu şekilde ekranı en azından bir gölgeleyeyim ben yani. Tamamdır. Devam ediyorum parçaya. Tamam geçtik, geç çıktı geçtik. O zaman ekrandaki drillci rapçilerimizi gönderiyorum. Of yani
Aranızda Almanca rap fanı varsa aydınlatsın beni ama ben genel olarak Capital Bra'yı asla dinleyemiyorum abi, çok sıkıyor. Hani yani şey, Türkçe rap'in makyajcı kasası zaten burası biraz. Dürüstçe kimse kızmasın. Yani çok yakın kafalar yani. Kalitesizlik bazında. Ha, beat prodüksiyon, parçanın prodüksiyonu güzel. Hakkını yemeyeyim. Hani beat'ten yakalıyor ama vokal hiç çekmiyor beni abi. Gerçekten hiç çekmiyor beni yani. Bugün Samra da var bu arada. Bunu da dinleyeceğiz. Ama üzgünüm. Ben bunu beğenmedim. Beğeniniz varsa neden beğendiğini yazarsa sevinirim ya. Evet, hep aynı şarkıyı dinliyormuş gibiyim Capital Bra'da da bu arada yani. O zaman UFO 361 ile devam edelim. Neymiş? Sultan İhsain. Almancam yok, kötü okuyor olabilirim. Evet. Yani kısa bir parça zaten. Yani şey var. Ya UFO'da genel olarak hani teknik olarak kötü bulmadığım bir MC olmasına rağmen, o da bana Almanya içerisinde son dönemi için konuşuyorum. Fazla emo rap geliyor ve ben emo rap'ten tiksiniyorum ya. Yani evet, chat'ten UFO çok üretken de kuru sıkıları fazla dendi. Bana da öyle geliyor yani. Ben beat'i haricinde bu parçada bir şey göremedim yani. Hani beat'i de çok aman aman bir beat değil ama dinletiyor mu? Dinletiyor. Kabul. Ama yani sıkıldım dinlerken açıkçası. Yine Almanya'dan devam ediyoruz ama Almanya piyasasına dürüstçe bu hafta çok detaylıca bakamadım. Daha önceden toplayamadım. Bugün hızlıca bakarak parçaları almaya çalıştım. Ona da parçayı toplu veren bir kaynak bulduğum anda oradan her haftalık olarak daha fazla iş alırım. Bu hafta son işimiz geliyor Almanya'dan şimdilik. Samra Mama, demin andık kendisini. Evet, yine Türkçe rap volümü. Gerçekten Samra'da Rain Man tadı alıyorum ben yani, kötü anlamda. Ama sevdiğim parçaları var. Geçtik. Kendisinin zamanında Anonim'le yaptığı The Ains diye bir parça vardı. Onu bayağı severdim. Kataleya'yı seviyordum. Hidra'dan biliyorsunuz, orada söylemiştik. Evet, Capital'le de zaten paslaşıyorlar sık sık Halil. Var klipte Capital Bra. Ama yani Samra da Bushido ilk kendisiyle imzaladığında, hatta Alpaga'nın yanındayken bayağı gelecek vaat ediyordu bana, düzgün rap manasında da. Son dönemde bayağı atanamayan mero kafalarına girdi. Hani Almanya piyasasında da aynı Türkiye'deki sığlığı tabii ki daha iyi flow'larla, daha iyi deliver'lerle görüyoruz ama bolca gözlemliyorum yani ve beni açmayan bir piyasa. Yani Almanca haftalık yapsak Türkçe rap'ten çok farklı olmaz yani. Flash TV ve Silvana logoları hak edildi yani bugün. Şimdilik kapatıyorum çünkü Amerika'ya geri dönüyoruz. Buradan sonra biraz geçen haftanın işlerine giriyoruz, haberiniz olsun. İlk yayını ama ben geçen haftadan da işleri aldım. İlk olarak Travis Scott, Young Thug ve Mia'nın Franchise parçası geliyor. Bakalım Astral buradan sample almış mı? Başlıyor. Perception, ben varım en başta bu arada. İyi pop rap, eyvallah, ama ben varım en başta. Neyse, parça bitti. Young Thug'ı burada beğendim. Ben parçayı genel olarak beğendim bu arada. Biraz sıkıcı bulsam da yer yer. Mia bayağı kurtarıyor parçayı. Bu arada net fikrim yok. Mia diye mi okunuyor? Mie diye mi okunuyor? Hani çünkü hecelenme şeklinde yazılıyor ya, bilmediğimden soruyorum, emin değilim. Young Thug'ı burada beğendim. Travis Scott ve Mia parçayı kurtarıyor. Prodüksiyon bence başarılı. Ve klibi muazzam parçanın. Ama yani şey değil. Mia değil mi Zari? Aynen. Mia, aynen. Ya dediğim gibi Mia ve Young Thug'ı burada beğendim. Hani verse'ler güzel ama şey var. Hani böyle çok da hit olacak tabii ki de, benim kişisel olarak böyle hani düzenli olarak playlistim alıp dinleyeceğim bir parça değil ama muhatabı için iyi. Ama bu arada Perception dediği gibi ben de Travis Scott'ın biraz overrated olduğuna çok katılıyorum yani. Missing in Action'ın kısaltması. Aa, doğru. O zaman sıradaki parçamıza bakalım. Bu arada attığım parça Skylight abi, Kaan gördüm hızlıca alırken. Bizim Acun'daki Kaan mı o? Gerçekten soruyorum bu arada. Evet, var bu da. Değil abi, farklı bir parça. Tamamdır. Noktalı Kaan, tamam. Noktalı Kaan'sa tamam abi. Eyvallah. Global Kaan, tamam. Ünlü Kaan, tamam. KAN diye okuduğumuz Kaan, tamamdır. Sıradaki parçamız. Swae Lee, Dance Like No One's Watching.
Çok kötü okudum. Ay, İngilizcem de bitti. Fransızca falan her şey bir araya girdi bu arada. Geliyor. Otorite kolum geçiyor ama her şeyle berbat bir parça. Şu an benim en kötü adayım ikiye çıktı. Young Tory ile beraber. Swae Lee de benim şu an en kötü iki şarkı adayım için ikinciliği paylaşıyor şu an. İkisi yarışıyorlar şu an. Sıradaki parçamız. Merak ettiğim bir parça. Henüz dinleyememiştim. Ben de yayında dinleyeceğim. Ya albüme üstünkörü baktım da bu parçaya bakmamıştım. Lil Wayne. Life of Mr. Carter geliyor. Evet, ya mixtape VZ geri dönmüş. Hani abi flow çok güzel, beat çok tatlı. Ya ben bunu da geçen haftadan, gerçi bu ikisini ayrı tutarız da, geçen haftanın, ben daha yeni girdik ama geçen hafta listesine. Ben bunu şimdiden kafalara yazarım ya. Ben bayağı beğendim. Yok abi, chat'te çünkü biliyorsun haftalık yayınlarında falan Discord yerine direkt gelip link bırakacak olan insanlar falan, ya da işte bizim maalesef yani Türkçe rap kitlesi, buradaki insanları ayrı olarak söylüyorum, hani direkt kendi parçasının promosyonu için burayı terörize edebilir. Yani sizin iyiliğinizi düşünerek abi, sadece modlar link atabilecek halde kullanıyoruz o yüzden chatimizi. Evet, biraz fazla uzun. Hani çünkü biraz monoton bir beat'in üstünde gidiyor. Hani beat'i beğenmekle beraber hani fazla bir değişim de görmüyoruz aranjede. O yüzden 3.41 biraz uzun bu parça için. Ama ben bayağı geçerli buldum yine de. Şimdi Emir'in attığı linki alıp ekliyorum o zaman. O zaman Brain Orchestra Who Got The Juice geliyor. Evet. Durdurdum. Tamamdır Kavalcığım, görüşürüz. Şey, Ozan'ın attığı ve benim listeye almayı unuttum. Pardon. Brain Orchestra Who Got The Juice dinledik. Brainstorm OC'ye gitti kafam. İsim benzerliğinden. Ben parçayı bayağı beğendim bu arada. Lirikal manada bayağı güçlü. Bir verse var ortada ve parça ideal uzunlukta artık. Yani günümüzde çünkü uzun parçalar çok tüketilmiyor biliyorsunuz. Hani 1.44 bence bu parçanın ideali. Çünkü güzel bir prodüksiyon olmasına rağmen, ya sıkabilecek de bir prodüksiyon. Yani herkese hitap edecek bir prodüksiyon değil ama benim sevdiğim bir janra ve sevdiğim türde bir iş. Beğendim. Sıradaki parçamızda yine Lil Wayne var. Geçen haftadan geliyor. Bu ilk haftalık global olduğu için yeni gelenler için tekrar edeyim. Geçen haftayı da aldık. Two Chainz Money Maker gelecek. Sözleri vardır artık onun ya. Evet. Lil Wayne düetli. Zaten geçtim çünkü gerçekten Ozan dediği gibi tam bir strip club şarkısı. Hani merak edenler tekrar bakar. Yani Lil Wayne'i ben parçanın orijinal dedi, Ozan dediği gibi zaten yani birkaç aylık parça yani. Hani klibi yeni çıkmış. Ben de klibi alıyorum diye dikkat etmeden hızlıca listeyi yaparken, yayına kısa bir süre kala Behind the Scenes'i almışım. Yok abi, çok bir şey kaçırmadın. As I Smoke and Mirrors geliyor geçen haftadan. Ya bu haftaki parçaları bitirdik bu arada Deniz. İlk haftalık global yayın olduğu için hem biraz test ediyoruz, hem ben geçen haftanın parçalarını da aldım biraz. Evet, fade attım ben. Ya 3 dakika 57 saniye bu parça için biraz fazla uzun yani. Evet, kesinlikle parçanın 2-2,5 dakika olması lazım. Yani beat en başta bana çok tatlı gibi geldi ama ondan sonra aynı kısacık loop 4 dakikaya yayılınca, özellikle ikinci verse'den sonra baymaya başladım. Bayağı böyle hani burada suratım falan düştü, fark etmişsinizdir. Eazza'yı çok severim bu arada, lirisist olarak. Yani çok sevdiğim MC'lerden bir tanesi ama albümünü genel olarak beğendim ama bu benim uzun süre dinleyebileceğim bir şarkı değil ve albüm genel olarak bu tarz şarkılara ulaşıyor. Ulaşıyor demişim. Yine de albüme yüksek puan veririm bu arada. Kötü bir albüm değil ama yani şey, yani ya çok seversiniz ya da böyle biraz benim gibi bayabileceğiniz soundta bir albüm bu. Aranjede sonlara doğru gelen Astro'daki değişiklik güzel bir tat katmış ama oraya gelene kadar ben biraz öldüm yani. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Yine de kötü bir parça değil, geçerli parçalardan biri ama Eza'nın kendi diskografisi içerisinde üst sıralara koymayacağım bir parça. Smoke and Mirrors'ı da tercih etme sebebim, albümden henüz bir klip çıkmadı. Albüm taze, bir haftalık bir albüm sonuçta. YouTube yorumlarında en çok övülen parçaydı Eza'nın albüm şeylerinde, komentlerinde. O yüzden bunu tercih ettim ama ha. Bu formülü genelde Little Brother ilk kotarıyor. May the Lord Watch bunun en başarılı hali. Evet, katılıyorum ama yani biraz bu albüm özelinde ben hayal kırıklığı yaşadım.
dediğim gibi kötü puan vermem ama Elza'nın kendi diskografisi içerisinde biraz hayal kırıklığı yaşadım. Öyle düzelteyim cümlemi. Sıradaki parçamız Spillage Village, JID ve Earth Gang, Baptize geliyor. Sözleri de var ekranda. Var, güzel, sevindim. Evet, sıradaki parçamıza geçmeden önce bu parçayı bayağı beğendiğimi söyleyeyim öncelikle. Biraz nakarat üzdü. Hani daha iyi bir nakarat olabilirdi. Bridge kısmı biraz duygusal rollercoaster. Parçayı dinlerken chatte de konuştuğumuz gibi. Yani yakalayacak gibi oluyor. Tekrar itiyor. Sonra tekrar yakalayacak gibi oluyor. O kısım biraz üzdü. Yani son kararım üzdü. Sever gibi oluyordum. Sonra biraz baydı. Verse'ler gayet iyi. Klip çok tatlı. Yani geçerli bir parça. Ben geçen hafta, şu an geçen haftanın içerisindeyiz. Geçerli sayarım bu parçayı. Ve son 6 parçamız mı var? Bakayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet. Bunu saymıyorsam 7 parçamız var. Yani çok da vaktinizi çalmadan herhalde 1 gibi bitirmiş oluruz. Sıradaki parçamıza geçiyorum. Public Enemy ve DJ Premier State of the Union geliyor. Evet. Yani fade attım çünkü nakaratla beraber sözlerde de görüyorsunuz. Başka bir şey görmüyoruz parçada. Bitiyor. Nakarat aşırı bayık. Chuck D çok saygı duyduğum bir isim olsa da yani ya gerçekten 2020'de yemiyor artık ya, üzgünüm. Hani Primo'nun beat'i de ortalama bir beat. Yani Primo çıtasının altında kabul. Yani böyle, Primo vefat ettiğinde Allah gecinden versin diyeyim. Hani Primo'yu anarken hatırlayacağımız beat olmayacak en azından, öyle söyleyebilirim size. Yani ne demek istediğimi daha net anlamanız için. Klip ve parça içeriği şu an Türkiye'de kıskandığımız bir şey. Bunu yapamayız çünkü. Yapmayı çok istesek de yapamıyoruz yani. Ama yani 2020'de bu parça hayır abi, üzgünüm. Ve Public Enemy'nin albümünü de ben beğenmedim. Son 6 albümlerinde hep aynı albümü dinliyormuşum gibi bir his var yani, üzgünüm. Chuck D'ye figür olarak, bir aktivist olarak veya işte hip hop figürü olarak böyle çok ciddi saygı duysam da yani müzikal anlamda artık ya, abi maalesef. Hani gerçekten hani ben chatte olsam ya da yayında da söyledim. Hani saygımdan geç diyemedim sadece yani ama. Ama işte freedom of speech dersek hani konuşma özgürlüğü budur yani, örneği budur abi. Her ülkeye lazım olan bir şey. Sıradaki parçamız. Yine benim geçen hafta biraz bayık bulduğum albümlerden biri ama sample'ı tanıyacaksınız zaten. Spoiler'ımı da vereyim. Action Bronson GoldenEye geliyor. Pardon, bu parçada sample tanımayacaksınız. Bir sonraki parçasında tanıyacaksınız. Evet. Geçtik. Ya beatle vokalin hakikaten alakası yok ve Action Bronson'da bu New Wave Sound'da erken dönemde güzel işler yapsa da bu parçada bu arada beat'i gerçekten beğeniyorum. Hakkını yiyeyim ama Action Bronson'ın beat'le alakası yok yani. Parçadaki görselde gördüğümüz, klipte gördüğümüz göndermeler gerçekten aşırı basit. Ve albüm genel olarak çok bayık. Only for Dolphins albümü. Yani üzgünüm. Ve özellikle bir sonraki parçayı da açacağım kısaca. Action Bronson doyamadı çünkü Orta Doğu ve Balkanların ekmeğini yemeye. Sample'ı çok tanıdık bulacaksınız. Geliyor. Action Bronson, Mayhem Lorum ve Hologram düeti Mongolia geliyor. Yani Moğolistan. Bu arada sırf beat'i duyun biraz gülelim diye aldım bunu. Tamamını dinlemeyeceğiz. Ve gerçekten Action Bronson son dönemde dinlediğim en bayık albümü yapmış abi Only for Dolphins'le. Hani katılıyor musunuz dinleyenler bilmiyorum ama Ali, Ozan muhtemelen siz dinlemişsinizdir. Diğer izleyicilerimizden hani bir fikrim yok. Ve gerçekten Action Bronson artık off, hani bu offbeatlik değil aslında da hani çok alakasızsın abi. Hani baktığın zaman offbeat değil ama gerçekten çok kötü şarkı yani. Ve hani bunu söyleyeceğimi hiç düşünmezdim. Hani bir Türk MSO Karakan bu sample'ı çok daha iyi kullandı abi, kusura bakmayın. Yani gerçekten çok daha iyi kullandı yani. Mümkün nereden ama yine de bir metronom falan vardır ya. Çok baydı bu tarzı, evet yani hep aynı şey ve artık şey gibi ekmeği artık şey tabağa banmaya geçti, tabağı ekmekle temizledi ama hala banmaya devam ediyor Action Bronson. Hani Easy Rider'daki Mazhar Fuat adımız miskindir bizim sample'ı tuttu diye. Çünkü hala en büyük hiti muhtemelen Action Bronson'ın. Mainstream manada konuşuyorum. Yoksa bence çok daha iyi albümleri var Harry Fraud'la ve Alchemist'le yaptığı ama artık dibini sıyırıyor yani bu Orta Doğu ve Balkan sampling olayının, yani sıkıldım.
Ve lirikal manada da sıkıldım abi. Tamam yemek yiyorsun ya ve yemek yapabiliyorsun. Tamam yeter ya. Of, yoruldum. O zaman W'yu çakayım da Ghostface'i bir analım biz. Big Brother'ımı. Evet, Alchemist'le olan mixtape çok güzel mixtape abi ama yani artık 5 yıldır Action Bronson'dan aynı şarkıyı dinliyor gibiyim. Sufi'yi bunu ileride göreceğiz. Bir fikrim yok telif alınıp alınmadığına dair. Şarkı biraz patlarsa görürüz alınmış mı alınmamış mı. Bu konuyla alakalı müzik business yayınımız var. YouTube'da tekrar izleyebilirsin. Dijital dağıtımın yöneticisi Arda Cantürk konuk olmuştu. Orada sampling olayına da girdik. Sadece dağıtım ve yapım firmaları üzerine değil, sampling telifleri üzerine de girdik. Teliflemeler üzerine de girdik. Orada Arda abi benden daha iyi anlatıyor, o yüzden diyorum. Daha hakim konuya sonuçta, endüstrinin içinde çünkü. Sıradaki parçamız da dedelerden geliyor. Dedelerimizden birinden geliyor daha doğrusu. Yine Public Enemy'ye çok yakın bir kafa. Paris, Nobody Move. Yani kimse kıpırdamasın. Evet, fade attım çünkü nakarat dönmeye devam edecek. Yani ben de Paris'in ilk kez burada dinliyorum bu arada. Albüme de bakmadım. Public Enemy'nin dönemdaşı diyebileceğim kadar eski bir isim. Hani Golden Age'in Golden Age sonlarında diyorum. Golden Age'in başlarında ortaya çıkan bir isim Paris kariyer bazında. Yani 80 86 87 88 yıllarında kayıt almaya başlıyor. Ben ilk başta açıkçası korktum. Hani Paris ve Guerrilla Funk'tan da Public Enemy gibi bir artık 2020'de bu mu ya diyeceğim bir geri dönüş bekliyorken Paris beni şaşırtarak bayağı cayır cayır iş yapmış abi. Klibi bayağı beğendim. Hani yer yer göndermeler biraz cheesy, tamam yani. Çok 15 yaş göndermesi gibi. Ama yani lirikal manada ve prodüksiyon manasında bayağı beklediğimin çok 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 üstünde bir iş gördüm. Bence evet, bu geçen hafta için bakıyorsak günün en iyilerinden biri olmaya aday. Daha birkaç parçamız daha var. Ama bir tık uzunluğu sıktı sadece. Hani 5 dakika bu parça için neredeyse 5 dakika daha doğrusu. Bir tık uzun sanki yani. Ah, 2020 Musaf, yanlış mı söyledim? Farkında değilim. Bugün biraz uykusuz olduğum için saçmalayabilirim yani. 2019 falan mı dedim? Yani cümlemi hatırlamıyorum o kadar yani. Sıradaki parçamız geçen haftadan Machine Gun Kelly featuring Trippie Redd, All I Know geliyor. Evet abi, yani sıkıcı pop punk ya hakikaten. Yani zaten şey değil, rap albümü olarak bunu lanse etmedi zaten. Hani o açıdan bir hayal kırıklığı gibi bir şey söz konusu değil ama yani hep aynı şarkıyı dinliyormuşum gibi oldum albüm genelinde. Albümü çok çok kötü bulmamakla beraber böyle bir izlenim aldım. Ve evet, yani bir parçada Trip Red'in olması bence yeteri kadar parçayı hani kötü seviyesine çeker yani zaten. O zaman Skylight haricinde onu en son açacağız dedik. Son parçamız geliyor. E40 ve Big Creek Duet'i Black is Beautiful geliyor. Duyar alerjim var dedi Kaval. Evet, bitti parça. Parçayı beğendim öncelikle ve şeyi de size iki yerden örnek vereceğim. Bir E40, şöyle albüm kapağı da gözüksün. Yani offbeat diyoruz ya son dönemde, özellikle Ritim Kaşar MC için. Mesela E40 dünkü yayında olması lazım. Ya da haftalıkta da olabilir. Sedat X örneği vermiştim, hatırlıyor musun? Takip için teşekkürler, hoş geldiniz. Peki bu arada Nike. E40 mesela offbeat'i tamamen bir stil olarak özür dilerim. Arif abi hoş geldin. Abonelik için çok teşekkür ederim. Gece yayınım var mı? Benimki bir 10 dakikaya bitiyor. Ona göre başlatacaksan sana raid atayım. Artı ben de aboneliğimi bugün sana çözüyorum. Haberin olsun. E40 mesela offbeat olayını tamamen bir tarz olarak yapan isimlerden birisi. Arif abinin yayını yeni bitmiş. Raid için çok teşekkürler abi. Tekrar hoş geldin. Arif abiden gelenler hoş geldiniz. Biz de haftalık olarak çıkmış Amerikan pop işlerine bakıyorduk. Bir taraftan da yine biz de nargile tutunmaya devam ediyoruz. Arif abiyle ünlenmeni komutumuz aynı bu arada. Merak edenler. E4D offbeat olayını tamamen tarz olarak yapan birisi. Yani şey değil, beceremediği için ritim kaçmıyor orada. Mesela bunu örnek verebilirim ama sizin de fark ettiğiniz gibi bu herkese hitap edecek bir sound değil. Yani E4D'de biraz mesaj dinliyoruz. Evet, duyar görüyoruz klip bazında. Anlamlı bir duyar bence ama
Kabalım da dediği gibi hani biraz da duyar abartılıyor diyenleriniz olabilir. Saygı duyuyorum buna yani. E4 diye parçada mesela tempo düşüklüğünde biraz bayanlarınız olmuşken Big Crit ki bence kendisi tam olarak underrated MC'nin karşılığı şu an South piyasası için. Big Crit parçaya girdiği anda parça vites arttırıyor. Yani burada güzel bir uyum var bence yani. Ha burada mesela şey duygusal roller coaster tabirini görmedik mesela yani onu hissetmedim yani burada olumlu gördüm ben bu olayı. Abi Türkiye'de bunun iyi muadili yok ya bence. Hani chatte aklına gelen varsa yazabilir de benim aklıma biri gelmiyor şu an için yani. Biraz dediğim gibi bugün çok az uyuduğum için uykusuzluğu da etkisinden durgunum bugün biraz. İkinci şu şeye geleceğim. Mesela bizim E40'daki Ozan'ın yazdığı bir okuyayım öyle döneyim. E40'daki offbeat tavır tarzdan öte demiş. Yani, aynı şeyi söylüyoruz Ozan yani. Çok farklı kelimelerle aynı şeyi söylüyoruz aslında yani. Any artist out there want to be an Togo artist, 66 want to be takip a için star, teşekkürler. Hoş don't have to geldin. worry about the famous juice trying to Bir de be şeye geleceğim. all in Bizim the hani Türk videos, rapçilerin hiç takip all on etmedikleri the bu records. yayında fark etmişsinizdir değil mi? Amerika'yı hani takip ediyor gözüküyorken Another takip etmediklerini mesela. Çünkü şey diyorlar ya dinozorluk işte yok Amerika'da şey mi kaldı? Herkes autotune kullanıyor. Yani orada da şarkılar bir şey anlatmıyor diye. Bugün dinlediğimiz toplam 6-7 parçada politik mesaj gördük. Ve sanırım dinlediğimiz autotune'lu piyasa işi 4 falan. Farkında mısınız bilmiyorum. Yani ya bu şu açıdan diyorum hani bunu bir kıyas yapmak işte bakın adamlar sürekli işte conscious rap yapıyor demek için bunu söylemiyorum. Evet eğlenceli olacak ama yani abi takip etmediğiniz şey hakkında yorum yapmasanız mı sanki ya? Bizim Türk rapçiler için bunu söylüyorum yani. Hakikaten gerçekten takip etmediğiniz şey hakkında bir fikir beyan etmeseniz mi sanki ufak ufak yani. O zaman günün son parçasına geliyoruz. Türkçe okursak Kaan, orijinalinde okursak K-A-N. Skylight geliyor. Günün son parçası bu hafta için. Evet. Abi yani bu dediğim gibi hani chat'te de su tartışma olmuş. Bu yeteneksizsinizdeki Kaan mı diye yok bu siyahi abi bu KAN kendisi. Bayağı iyi parça abi. Ben bunu kaçırmışım. İyi ki attın. Çok sağ ol. Yani bence günün en iyilerinden biri. Kapatmadan ufak bir 5-10 dakika hem tekrar etmek için bir duyuru yapmak gibi olsun. Hem podcast'te dinleyenler de çünkü tekrar şey yapsınlar. Anlayabilsinler kafamızı. Of konuşamıyorum yine. Bir su içeceğim. Bana az uyumak yaramıyor ya. Gelmesin abi öyle bir düet perception. Öyle bir düet gelmesin yani. Yayın kapanıyor zaten ya. 5 dakika içinde kapatıyoruz. Günün en iyisini en kötüsünü seçeriz. Geçen haftadan olduğu için. Şu açıklamayı yapayım önce. Yani parçaya zaten hani kötü bir yorumum yok. Her şey tadında abi. Çok tadında parçaya. Gayet güzel. Değiniriz dediğim bir yorum vardı. Ona bir bakacağım. Ha şey. Autotune mevzusu. Bir önceki parçadan konuştuğumuz. Yani abi autotune'la zaten bir problemim yok. Hani şey algısı var. Hani Türkiye için konuşuyorum bunu tabii ki. Hani takip etmedikleri bir piyasa hakkında fikir sahibi bu insanlar. Ve dinledikleri 3-5 kişiyi bütün genele yayarak böyle bir algı içerisine giriyorlar. Yani evet autotune popüler, parçamızda bir şey anlatmıyoruz, mumble rap yapıyoruz diye. Bugün biz yaklaşık 20 küsur parça dinledik en az. Tam net sayıyı bilmiyorum. Autotune'lu parça 3 tane falan abi. Bu pop rap işlerinde de dahil 3 tane falan yani. Yani böyle bir algı yok ya da trap müzik örneği yani bugün doğru düzgün trap parça dinlemedik çünkü çıkmamış Amerika'da da yani. Yani bir iki tane drill falan vardı eyvallah ama yani öyle bir furya yok yani burada anlatıldığı gibi. Ve bu, otomatikman bu yorumları yaptığımız anda hani autotune nefreti falan zannediliyor abi öyle bir şey değil o yani. Sorun sizin bilmediğiniz bir şeyi yapmanızla alakalı hani benim getirdiğim eleştiri. Bugün gayet güncel hip hop dinledik abi. 90'lara düşmedik ve çok memnun kaldım ben yayında dinlediğim şeylerden. Hani bizim Türkçe rap haftalığında yaptığımızın aksine bugün hepimiz memnun, yani güzel müzik bazında memnun ayrılıyoruz buradan. Hani mizahımız çok düşük oldu çünkü dalga geçecek bir materyal gelmedi bir iki şarkı haricinde. Bu hafta biraz Haftalık Global'in ilk yayınıydı bu içeriğin. Biraz amatörlüklerim oldu. Bunları düzelteceğim önümüzdeki hafta. Şimdi, kusuruma bakmayın tekrar. Lirikleri verene kadar işte bekledik vesaire. Parçaları daha detaylı global diyoruz sonuçta çünkü sadece Amerika ile limitli değil bu. Daha detaylı seçeceğim önümüzdeki haftalarda buna dikkat edeceğim merak etmeyin. Ve bu haftalık istisna olarak hani geçen haftayı da aldım ben. Önümüzdeki hafta ise sadece o hafta çıkmış işlere bakacağız merak etmeyin. Daha fazla iş alırım hani güncel olarak. İlk olarak bu haftaya geleyim sonra geçtiğimiz haftaya bakalım.
Bu haftanın bence en iyi işi sanırım ben buna Sarak diyeceğim ya, en iyi iş için. En kötü ise malum hepimizin zaten en başından beri tahmin ettiği isim. Young Tory, Lil Bitch. Yani en kötü iş o. En iyi işe de ben Sayrak derim herhalde. Bu hafta için konuşuyorsak. Geçen haftaya gittiğimizde ise en iyi işe ben Paris diyeceğim. En kötü iş konusunda ise üzülerek Public Enemy ile Machine Gun Kelly arasında gidip geliyorum ama sanırım Machine Gun Kelly diyeceğim ya. Machine Gun Kelly ve Trippie Redd, All I Know herhalde benim için bu haftanın en kötü parçası. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizin de fikirlerinizi alayım kapatmadan. Duyurularımızı yaptık. Yarın da şey yapabilirim hani Nas İlmatik'le ya da KRS-One Return of the Boom Bap'le belki ikisi birden Süreyya'ya göre bir hesabını kitabını yapmam lazım ne kadar süreceğine dair. Klasik incelemeye giresim var ama bugünkü uykusuzluğum yüzünden pek bir şeye garanti veremiyorum hani. Onu Discord'dan duyururum. Belki bu hafta Salı'yı es geçebiliriz. Kusuruma bakmazsanız. Ama elimden geldiğince yapmaya çalışacağım yayını. Abi Discord'a gelirsen orada yayın takvimi var. Ben ünlem Discord yazayım. Gelmeyenleri de beklerim Discord'da. Leo hoş geldin. Yayın bitiyor. Sana bir Discord'dan yazacağım. Dün yarım kalan şu arka planları gönderme olayını çözeceğim sana. Evet, ASAP Rocket'e bir derim ya. Düşündüm de şu an. İki birinci seçebiliriz ya. Normal haftalıkta yapıyoruz. Seyrak ve ASAP Ferg derim ya. Evet. Doğru. Miraç. Unuttum onu bir an. Ana sayfadaki takvimi de güncellerim ben. İşte onunla vakit ayırmaya çalışacağım bu ara ya. Ben kaçırmışım bu parçayı. Sen bu hafta çıkmamış olabilir dediğin için ben hani iki haftaya da dahil etmedim. Hani çıkış zamanını bilmediğim için dahil etmedim ama hani Skylight'ta bu hafta dinlediğimiz en iyi işlerden biri. Kabul. Asla itirazım yok yani. 1 Paris, 2 ASAP Ferg, 3 Kaan, 4 de Seyrak derim ya. Ama kötülerimiz belli, sabit yani. O zaman çok güzel parçalar dinledik ya. İlla böyle kıyasa girmeye gerek yok. 24 Eylül. Çok da uzak değilmiş. Tamam. O zaman yayına geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Önümüzdeki haftalarda belki sabit konukla da yapabiliriz bu içeriği. Henüz bir fikrim yok. Biraz üstlerine düşeceğim ama bir taraftan da birkaç aranje işim falan da var. Onlara koşturduğum için bu ara yetişemedim tek kişi. Hem yayınlar hem sabit iş mantığı. Herkese iyi geceler. Görüşmek üzere. Discord'da takipte kalın. Yarın mutlaka duyururum Discord'dan. Twitter'dan da geçerim muhtemelen ama hani duyuruyu. Kendinize iyi bakın. İyi geceler.